Benim sesimin tonuna bakınca benim Mongi olmadığımı anlıyorsunuz. Benim ismim Bob Field. Bugünkü dersimizi beraber yapacağız. Geçen dersimizde iş ve ısıyı gördük. Buna göre PV işi eksi integral P dış çarpı dv veya birden 2'ye integral d çizgi vid şeklinde verilmişti. Bu d'nin üzerindeki ince çizgi bunun tam diferansiyel olmadığını gösteriyordu. Bunun tam diferansiyel olmaması sözü ölçülemeyen bir değer olmasından değil, yola bağımlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu integralin değeri bir halinden iki haline nasıl geldiğinize bağlıdır. W'nun sıfırdan büyük olması işin sisteme yapıldığını gösterir ve bu işaretlemeler son derece önemlidir. Isıya gelince, ısının birimi olan kalori 1 gram suyun sıcaklığını 14,5 dereceden 15,5 dereceye çıkarmak için gerekli olan ısı miktarı olarak tanımlanmıştır. Bu kadar ince tanım ısının da yola bağımlı olduğunu göstermektedir. Buna göre sisteme eklenen ısı da sıfırdan büyük alınır. Geçen derste ne gördüğümüzü kısaca hatırladıktan sonra bugün ısı kapasitesi birinci yasa ve bir gazın P1, V1, T halinden P2, V2, T haline geçmesinin çeşitli yollarını inceleyeceğiz. Bu işlemin sonunda en yüksek işin tersinir bir yolla elde edildiğini göreceğiz. Daha sonra iç enerji diyeceğimiz bir değer alacağız ve bunu birinci yasaya göre tanımlayacağız ve bunu T ve V değişkenlerine bağımlı olduğunu göreceğiz. Bunun diferansiyeline du bölü dt ve dt artı du bölü dv t dv şeklinde yazacağız. Eğer bu şekilde bir ilişki yazarsak bunun sonucunda böyle bir ifade elde ederiz. Bu dersin ileriki bölümlerinde bu kısmı diferansiyellerin ne olduğunu araştırıp nasıl ölçülebildiğine bakacağız. Ve birincisinin ısı kapasitesi olduğunu, ikincisinin de Joule serbest genleşmesi ile ölçülebildiğini göreceğiz. Bugünkü menümüz bu. Ben size bu menüyü en iyi şekilde sunmaya çalışacağım. Önce bir ısı kapasitesinden bahsedelim. Isı kapasitesi. Isı kapasitesi, sisteme verilen ısı ile sıcaklık değişimi arasında bir ilişki kurar. Bu ifadede bu eklenen ısıyı, bu da sıcaklık değişimini gösterir. Bu da orantı sabitidir. Isı kapasitesi gidilen yola bağlıdır. Burada şimdi iki tane deney yapalım. Burada sabit bir hacmimiz olsun. Altta da ufak bir mum. Buraya ısı eklediğimiz zaman basınç ne olur? Sıcaklık arttıkça basınç da artar, değil mi? Tamam.
Siz MIT öğrencilerisiniz. Bunu bağırarak söylemeniz lazım, fısıldayarak değil. Belki sokakta fısıldayabilirsiniz ama burada sesinizi yükseltmelisiniz. Sizin kendinize güveniniz olmalı. Burada ise farklı bir sistemimiz var. Dıştan bir basınç uygulanıyor. Yine alttan bir mum yakıyoruz. Burada sıcaklık arttıkça hacim değişir. Isı ekledikçe sıcaklık artar. Peki hacim ne olur? Yine sessizlik. Ama biliyorsunuz, anlıyorsunuz değil mi? Sisteme verilen ısıyla sıcaklık arasında ilişki kuran katsayı açıktır ki bu iki durum için farklı olacaktır. Birinci durumda yani sabit hacimde DQ V eşittir CV DT şeklinde verilir. Buradaki V sabit tutulan değeri göstermektedir. İkinci durumda ise DQP eşittir CP DT olup burada verilen ısıyla sıcaklık artış arasındaki ilişkiyi veren katsayı yani sabit basınçtaki ısı kapasitesi olup bu iki değer birbirinden farklıdır. Eğer sisteme eklenen toplam ısıyı bulmak istiyorsak bunu ister direkt olarak ölçebiliriz, istersek de hesaplayarak bulabiliriz. İmtihanda bunu hesaplamamız gerekebilir. Bunun için Q eşittir yoldan CV DT integralini alırız. CP ve CV değerleri genellikle sıcaklığa göre ölçülür ve bu integrali kolayca çözebilirsiniz sınavlarda. Size sorulan soruların çoğunda bu değerler sıcaklıktan bağımsız olarak verilir. Ama bunun daima böyle olacağını kimse garanti edemez. Evet. Size şimdi bir hikaye anlatmak istiyorum. Isıyla iş arasındaki ilişki ilk olarak 1840'larda Joule'un bu işi nasıl yaptığı hakkında iki hikaye vardır. Bunlardan birincisi insanların top namlusu yaparken çok ısı çıktığını görmesi ve katılaşmanın bir iş yaptığını, işin de ısıyı oluşturduğunu düşünmüş olabileceğidir. Bu pek de mantıklı değil. Çünkü insanlar top yapımına 1840'lardan çok önce başlamışlardı ve kimse bu konuyu bu şekilde değerlendirmemişti. En az bunun kadar gerçek dışı diğer hikayede ise Jules'ün balayı sırasında karısını bir dağ kasabasına götürmüş, bir çağlayının dibine oturmuşlar ve birden aklına inanılmaz bir fikir gelmiş. Buna göre çağlayının dibi çağlayın tepesinden daha sıcak olmalı. Sonra hemen termometresini almış ve birkaç tane ölçüm yaptıktan sonra termodinamiğin birinci yasasını keşfetmiş. Gerçekten de çağlayının dibi tepesinden daha sıcaktır. Buradaki fikir yer çekiminin su üzerinde su aşağı doğru düşerken su üzerinde bir iş yaptığı ve bu işin de bir ısı ürettiğidir. Bu konuyu siz de düşünseniz çağlayının dibindeki suyun neden daha sıcak olduğu hakkında farklı bir fikir ortaya koyabilirsiniz. Mesela aşağıdaki su bir havuz şeklinde toplanmaktadır ve daha çok güneş ışığına maruz kalmaktadır ve daha sıcak olması için birkaç faktör olabilir. Ama Joule ısıyla iş arasında direkt bir ilişki olduğunu düşünmüştür. Bunlar her ikisi de bir enerji şeklidir. Elimizde bir açık bir beher olsun. Bunun altını ısıtarak sadece ısı verelim. Ve T1 değerinden T2 değerine çıksın.
Delta T verilen ısı ki bu yanan mum miktarına bağlıdır ve ısının cp değerine bölümüdür. Burada bir başka sistemimiz olsun. İçine bir pervane koyalım ve pervanede bu ağırlığın aşağı doğru düşmesiyle çalışsın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mekanik sistem bu. Ağırlık aşağı düştükçe pervaneyi döndürür. Biz yer çekimini ve işin ne olduğunu biliyoruz. Fizikten bildiğinize göre iş F çarpı kuvvetinin x1 ve x2 arasındaki mesafeler arasında alınan integralidir. Ayrıca kuvvet eşittir kütle çarpı ivmedir. Burada G yer çekiminden kaynaklanan ivmeyi gösterir. Bu ağırlığın düşmesi sırasında olan iş sabit olduğundan iş eşittir MGH olur. Dolayısıyla bu ağırlığın aşağı düşmesiyle pervanenin ne iş yapacağı kolaylıkla bulunabilir. Bu izole adiabatik bir kap içinde olduğundan pervanenin dönmesiyle olan tüm iş ısıya dönüşür. Bu da sıcaklığı yükseltir. Biz sıcaklık artışını biliyoruz, ısıyı biliyoruz. Bunu cp'ye bölersek her iki durumda da ısı artışının sıcaklık artışına bağlayan bir ifade bulmuş olduk. Biri ısıya, biri işe bağlı termodinamiğin birinci yasası. Kusura bakmayın, ben sadece bu tebeşiri kullanıyorum. Termodinamiğin birinci yasası dQ ve dV toplamının herhangi bir çevrim integrali boyunca integre edilmesi durumunda sıfır olduğunu söyler. Bu termodinamiğin birinci kanunun soyut ancak son derece güçlü bir matematiksel ifadesidir. Ancak bundan çok daha güzel ifadeler de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi dU iç enerji veya sadece enerji olarak bilinir ve dQ artı dW'ye eşittir. Görüldüğü gibi burada iki tane tam olmayan diferansiyel bir tam diferansiyele eşit olur. Bu yukarıdaki ifade son derece önemlidir çünkü elimizde herhangi bir çevrim sonunda sıfıra eşit bir değer varsa bu değer bir hal fonksiyonudur. Bu gözleme göre elimizde yoldan bağımsız bir değer olmalı ki bu yüzden D'nin üzerine çizik koymadım. Buna göre DQ ve DV hal fonksiyonu olmayıp toplanabilirler. Ancak bunların toplamı sonucunda hal fonksiyonu olan DU elde edilir. Biz aynı zamanda delta u birden 2'ye integral du eşittir u2 eksi u1 eşittir q artı v. Bu değer yola bağımlı iken bu değildir ve bu da termodinamiğin birinci yasasıdır. Tüm bunlar önemsiz gibi görülmektedir ama önemlidir. Hem de en az termodinamiğin ikinci yasası kadar önemli ki bu konuyu bir hafta içinde göreceğiz. Tüm bunların bazı doğal sonuçları vardır. Elimizde doğal çevresi içinde bulunan bir sistem olsun.
Delta U sistem eşittir Q artı W'dir. Aynı şekilde çevre içinde sistem ısı ve işi çevreden aldığından bunu yazabiliriz. Buradan evren içinde delta U değerini yazarsak bu değer sıfır olur. Bu doğal sonuçtur. İlk olarak Clausius tarafından ifade edilmiştir ve enerjinin korunduğunu söyler. Epey güçlü bir ifade. Bu da termodinamiğin birinci yasasının bir başka şeklidir. Bu büyük buluşlar hakkında epey konuştuk. Şimdi de bazı basit gözlemlerden bahsedelim. Bir gazın izotermal genleşmesi buradaki amacımız sıcaklığın sabit tutulduğu bir seri işleme bakmaktır. İşte biz de burada gazın belli şartlar altında genleşmesine izin verdiğimiz zaman ne kadar iş elde ettiğimize bakacağız. Ve gazın tersine olarak genleşmesi durumunda en yüksek işi elde edebileceğimizi göreceğiz. Bu son derece önemli. Evet, sıcaklık sabit. Çünkü izotermal. Şimdi bir seri deney yapalım. İlk önce dış basınç sıfır olsun. Dolayısıyla elimizdeki sistem şuna benzer. Biz bir pistonumuz var. Burada iki tane tutacak var. Burada da iki tane tutacak var. Başlangıç şartlarımızı P1, V1 ve dış basınç da sıfıra eşit. Başka bir deyişle burası boşluk veya vakum. Bu birinci tutacakları çekince piston anında ikinci tutacağı çarpar ve son derece hızlı hareket eder. Bunun zamanını vesairesini hesap edebilirsiniz. Ama önemli olan pistonun aşağıdan yukarıya fırlarken çevreye hiçbir iş yapmamasıdır. Çünkü iç dış basınç çarpı hacim değişimidir. Dış basınç da sıfırdır. İç basıncın ne olduğunu önemi yoktur. Bu husus bazen zihin karıştırabilir. Bu kadar hızlı bir işlemde bile iç basıncın ne olduğunu hesaplamak isteyebilirsiniz. Bunun önemi yoktur. Termodinamik sizden bu sistemin çevreye ne kadar iş yaptığı veya çevrenin sistem üzerine ne kadar iş yaptığını sorar. Ve çevreye yapılan bir iş yoktur. Çünkü dış basınç sıfırdır. Bu sistem tarafından yapılan iş V1'den V2'ye tabi eksi işareti var. PdV'nin integralidir. Tabii ki bu dış basınçtır. Dış basınç da sıfır olduğuna göre yapılan bir iş yoktur. Evet, ikinci örneğimiz bu piston bu yukarıdaki tutacaklara çarptığı zaman gaz genleşir. Bu işi izotermal olarak yaptığımızdan bu kap bir ısı banyosu ile temasta gaz genleştiğinde belli bir basıncı ve hacmi vardır. Deneyi ne zaman bu şekilde bir ısı banyosuyla dengede olacak şekilde yaparsak aynı P2 ve T2 değerini buluruz ve bunları kolaylıkla belirleyebiliriz. Şimdi de ikinci genleşmeyi yapalım. Burada da P dış eşittir P2 olsun. Yine aynı sistemi kullanalım. Burada tutacaklar var.
gaz P1, V1 halinde. Artık yukarıdaki tutacaklara gerek yok. Piston üzerinde bir ağırlık var. Bu ağırlık P dış eşittir P2 yapacak şekilde seçildi. Basıncın kuvvet bölü alan olduğunu biliyoruz. Bu ağırlıktan kaynaklanan kuvveti biliyoruz. Piston alanını da biliyoruz. Artık işlemi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ayrıca bir önceki sistemde piston üstteki tutacakları çarptığında hacmin V2 basıncında P2 olduğunu biliyoruz. Buraya tutacaklar da koyabiliriz ama piston hafifçe bunlara dokunur. Çünkü dış basınç olarak P2'yi aldık. Bu işlem için olan iş eşittir eksi V1'den V2'ye PdV tabi P2 olacak. Çünkü öyle seçtik. İntegrali olur ki bu da eksi P2 V2 eksi V1 olur. V2 V1'den daha büyük olduğundan bu değer pozitif olur. Ama sistem iş yaptığında önüne eksi işaret koymamız gerekir. Tamam. Bu sonuçları alıp PV diyagramına koyarsak P1, P2 ve V1, V2. Dolayısıyla bu nokta bizim başlangıç halimiz. Bu noktada son halimiz. Buradaki hal denklemi yani sabit sıcakta P'nin V'ye göre değişimi bu tip bir yol izler. Bu bir hal denklemi olup ideal gaz denklemine benzer. Evet, biz V1 ile V2 arasında iş yaptık. Hatırlarsanız PV çarpımı enerji birimine sahipti. İşte bilin ki ileride birçok termodinamik değer hesaplayıp imtihanlarda birçok türetme yapacaksınız. Ve bu miktarları birleştirdiğinizde birimin enerji birimleri olmasını isteyeceksiniz. Dolayısıyla boyutsal analiz termodinamikte son derece önemlidir. İşte size örnek. Her neyse ikinci işlemle ilgili olan iş bu kutu ile tanımlanır çünkü sabit basınçta iş yaptık ve bu kutunun alanı da basınç çarpı hacim. Evet. Şimdi de bu işlemi iki basamakta yapalım. Yine aynı sistemle işe başlayalım. Ama bu sefer pistonun üzerine iki tane ağırlık koyalım. Yine başlangıç halimiz P1 V1. Yine altta tutacaklar var. İki ağırlık olduğundan dış basınca P3 diyelim. Bu P2'den daha yüksek. Tutacakları çekiyoruz. Piston yukarı çıkıyor. Şimdi de bu ağırlıklardan birini kaldıralım. Bunlardan birini kaldırdık mı geride kalanın yaptığı dış basınç P2 olur. Dolayısıyla piston tekrar yukarı çıkar. Buradaki dış basınç P2'ye, buradaki de P3'e eşit olur. Görüldüğü gibi aynı işi iki basamakta yaptık. Bunu hesaplamak çok basit. Bunun için diyagramda
P3 şurada bir yerde olsun. Bunun sonucunda yaptığımız ilk işe ufak bir katkıda bulunuruz. Tabii V3 de şurada bir yerde. Görüldüğü gibi işte iki parçaya ayrılıyor ve daha çok iş elde ediliyor. Ve en son işlem ise bunun tersinir yapılmasıdır. Veya neredeyse tersinir. Tüm genleşme boyunca P eşittir P dış olmasını istiyoruz. Ayrıca P dışın yavaş yavaş P1'den P2'ye düşmesini istiyoruz. Peki, bunu nasıl yaparız? İşe her zamanki sistemimizle başlarız. Pistonun üzerine bir sürü misket koyarız. Her biri P dış eşittir P1 yapacak. Toplam ağırlığın %1'i çeksin. Bir tane bileği uzaklaştırınca sistem biraz genleşecektir. İkinci bileği alınca biraz daha genleşecektir. Yani işi basamaklar halinde yapıyoruz. Bunun sonucunda tersinir iş W tersinir eşittir eksi V1'den V2 integral PdV. Burada yaptığımız şey buradaki basıncı dış basınca eşitlemek, dış basıncı yavaşça değiştirmek. Yine bu sistemde izotermal, bu sistemin etrafında bir ısı banyosu var ve bu sıcaklığı sabit tutuyor. Dolayısıyla sistem çevreye iş yapıyor. Eksi işaret burada. Eğer bu bir ideal gaz ise P eşittir nRT bölü V olduğunu biliyoruz. Bunu bu denklemde yerine koyarsak bu integral eksi V1'den V2'ye nRT bölü V çarpı dV olur. Bunların hepsi sabit izotermal olduğundan bunları denklemin dışına alabiliriz. Bu bir kapalı sistem. Dolayısıyla mol sayısı değişmez, ideal gaz sabiti değişmez, sıcaklık değişmez. Dolayısıyla bu ifade eksi nRT V1'den V2'ye integral dV bölü V şeklinde döner. Bu kursta integral çözümleri ile ilgili biraz tolerans göstereceğiz. Ama bunu bilmek zorundasınız. Herhangi bir değerin tersinin integrali doğal logaritma olarak çıkar. Dolayısıyla yukarıdaki ifade eksi nRT ln V2 bölü V1 olarak bulunur. Bunu şipşak çözmelisiniz. Bu kadar integral bilmek zorundasınız. Tamam öyleyse. Bunu biraz daha basitleştirip hacim değişimi değil de basınç değişimi cinsinden yazarsak elimizde V2 bölü V1 var. İdeal gaz kanunu. Bunun eş değerini yazabiliriz. V2 yerine nRT bölü P2 ve V1 yerine nRT bölü nRT bölü P1 yazarsak nRT'ler birbirini götürür. V2 bölü V1 eşittir P1 bölü P2 olur. Yukarıdaki ifadeyi buna göre düzenlersek iş eksi nRT ln P1 bölü P2 veya nRT ln P2 bölü P1 olur. P2 P1'den daha küçük olduğundan bu negatif bir değer alır. Yani sistem bir iş yapmıştır. Tersinir bir işlemde bu şekilde parabolik bir eğri ele geçerken tersinmez işlemde
Bu tip ani değişimler oluyordu. Ters işlemde yapılan iş bu P ve hal fonksiyonunun altındaki alanın integralidir. Tamam. Saat kaç oldu acaba? Ben biraz daha aceleci davranıyorum galiba. Kusura bakmayın. Pekala. Şu ana kadar neler öğrendik? Maksimum iş tersinir yoldan. Maksimum iş tersinir yoldan elde edilir. Delta U eşittir Q artı W. Dolayısıyla maksimum iş elde etmek için maksimum ısı vermeliyiz. Dolayısıyla tersinir bir işlem sonunda belli değerler maksimumu çıkar. Şimdi elimizde U, Q ve W var. Bunlar arasındaki ilişkiyi de biliyoruz. Genellikle belli bir hal değişimi için bunlardan ikisini hesap etmek kolay olsa bile üçüncüsünü hesap etmek kolay değildir. U veya delta U, Q ve W arasında net bir ilişki olduğundan iç enerji değişimi Q veya W'yi hesap etmek için kolay bir yol bulabilirsiniz. Karşınıza çözülmesi zor integraller çıksa bile. Pekala, şimdi iç enerjiye bakacağız ve bunun net bir şekilde sıcaklık ve hacme bağlı olduğunu farz edeceğiz. Herhangi farklı iki değerde seçebilirdik. Zaten ikinci yasadan sonra bunların en iyi seçim olmadıklarını anlayacağız. Ama şimdilik iç enerji sıcaklığın ve hacmin bir fonksiyonu olsun. Bunu söylemek demek bunun türevinin dU eşittir dU bölü dt dt artı dU bölü dv dv şeklinde kısmi türevlerle yazabilmektir. Bu alıştırmanın amacı da bu değerlerin ne olduğunu bulabilme kabiliyeti kazandırmaktır. Bu türevleri kullanmak üzerine biraz da alıştırma yapmaktır. Dolayısıyla burada çeşitli deneysel sınır şartları altında iç enerji değişimiyle ilgileneceğiz. Bu şartlardan biri işlemin tersinir yapılmasıdır. Bu durumda dU eşittir dQ tersinir artı dW tersinir veya eksi P dV olur. Buradaki P değeri P dış değeriydi. İkinci şart ise yalıtımdır. Dış dünyadan yalıtılmış bir sistem düşünelim. Burada dQ eşittir 0 ve dW eşittir 0. Çünkü sistem yalıtılmış. Bunun anlamı dU eşittir 0 olmasıdır.
adiabatik bir işlem de yapabiliriz. Adiabatiğin anlamı sistemin içine veya dışına herhangi bir ısı aktarımının olmamasıdır. Sistemin bir iş yapıp yapmadığı hakkında bir şey demedik. Burada özellikle kapalı bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla sistemde bir kütle kaybı da yok. Yani adiabatik bir sistemde dQ eşittir 0 ve dU eşittir dV olmakta. dU eşittir dW olmakta. Pekala. İşte dikkat etmemiz gereken bir husus. Dikkat et. Diyelim ki bir adiabatik işlem yapıyoruz. Bunu tersindir yapabiliriz veya tersinmez yapabiliriz. Diyelim ki tersinmez yaptık. Alttaki tutacakları çektik. Piston hızla üstteki tutacaklara çarptı. Bir iş yapmadı. Bunun anlamı DU'nun da mı sıfır olduğudur? Bir sorun varmış gibi. O yüzden işin altına ters indisi yazıyoruz. DU tersinir işe eşit, sadece işe değil tersinmez işlemde de iş hesabı yapılabilir. Bu sıfır olabilir veya başka bir şey, ama işlem tersinir değilse DU'ya eşit değildir. Sınavlarda bu hataya sık sık zorlanacaksınız eminim. Pekala. Hal fonksiyonunun en önemli özelliği, fonksiyonun başlangıç ve bitiş şartlarında bir değerinin olmasıdır. Ve ölçtüğünüz değer bu ikisi arasındaki farktır. Eğer başka bir şey ölçüyorsanız bu DU değildir. Dikkatli olun. Bu husus entropi gibi daha karmaşık değerlere geldiğinizde çok daha kafa karıştırıcı olacak. Her neyse, eğer tersinmez bir işlem yapıyorsak bunun sonunda o işlemin net enerji değişimini bulamayacağımızı anlayacağız. Zaten anlamı pek açık olmayan ve hesabı özel bir şekilde yapılması gereken bir değeri incelediğimizde sıkıntı başlar. Bunları incelediğinizde eminim ki bunu anlayacaksınız. Pekala, sabıtacım. Sabıtacımda dW eşittir 0. Niye? İş eksi pdv olduğuna ve hacim da değişmediğine göre iş 0 olur. Dolayısıyla dU eşittir dQ olur. Q'nun altına V indisi koyarsak iç enerjideki değişimin sabit hacimde eklenen ısıya eşit olduğunu gösterelim. Burada ters sinirlik önemli değil, önemli olan hacmin sabit tutulması. Şimdi tekrar bu türevsel ifadeye geri dönelim. Size bir soru sorayım. Bu iki değer nedir? Bunların ne olduklarını nasıl buluruz? Bu sizin için önemli bir sorun olabilir. Çünkü 5-60 kursunda gördüğünüz gibi çok sayıda kısmi türev var. Çok sayıdaki değişkeni sabit tutabiliriz. Hiçbirinin net bir anlamı olmayan bu değerler denizinde kendinizi kaybetmeniz çok kolay. Şimdi bunların ne anlama geldiğine bakalım. Mesela sabit hacimde yapılan bir işlem için
du eşittir du bölü dt, dt artı du bölü dv, dv şeklinde bir türevsel ifade yazabiliriz. Sabit hacimde bu ikinci terim sıfır olur. Dolayısıyla bu terim giderse bu denklem du v eşittir du bölü dt ve dt ve şeklini alır. Yani elimizde sabit hacimde olan sıcaklık değişimi ve sabit hacimde olan iç enerji değişimi var. Bunu düzenlersek du bölü dt v eşittir du bölü dt v olur. Aptalca bir şey mi yaptım? Tabii ki yaptım. du v eşittir dqv. Dolayısıyla bu doğru. Bu kısmi türevde bir sorun yok. Ama yazmak istediğim şey dq v eşittir kısmi türev u bölü kısmi türev t sabit hacimde dt v. Şimdi ısı ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi bildiğimize göre bu kısmi türeve cv diyebiliriz. Belli bir yol için olan ısı kapasitesi işte bu. Tüm bu kısmi türevlerden ve bu karmaşık yorumlamalardan çıkarılan sonuç du sabit hacimde dt değerinin sabit hacim altındaki ısı kapasitesi cv'ye eşit olduğudur. Dolayısıyla bu ifadeye geri dönersek artık terimlerden birini biliyoruz. Onu ölçebiliriz. Sabit hacimdeki ısı kapasitesini ölçebilirsiniz. Ancak bir başka terim daha var. Eğer bunu da ölçebilir bir ifade haline getirirsek elimizde her türlü işlem için du'yu hesap edebileceğimiz net bir ifade olacak. Önce nerede olduğumuza bakalım. DU eşittir CV DT artı kısmi türev U kısmi hacim sabit sıcakta DV. İlk ifademizi buradaki kısmi türev yerine ölçülebilecek bir değer yazarak epey basitleştirdik. Ancak bu terimi de halletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu değeri ölçebilecek bir deney yapmalıyız. İşte bu Joule serbest genleşme deneyidir. Bu genellikle Joule serbest genleşmesi olarak bilinir ve bize enerji akışının olmadığını ima eder. Bu gerçekten de doğrudur. Bu deney Joule tarafından önerilmiş bir deney olup bu deneyde adiabatik bir kap bulunur. Yani sistem dış dünyadan yalıtılmıştır ve bunun içinde iki tane balon vardır. Bunlar arasında bir valf bulunur. Biri gaz, diğeri vakum içerir. Joule serbest genleşmesini bu aradaki valfe açılır. Peki buradaki gaz vakuma dolarken ne olur? Gaz vakuma genleştiğine göre bir iş yapılmaz. Yalıtılmış olduğu için bir ısı
eklenemez. Dolayısıyla du eşittir 0 olur. Çünkü dq ve dw eşittir 0. Şimdi bu ifadeyi alıp du eşittir 0 olacak şekilde yeniden yazabiliriz. Dolayısıyla ifade 0 eşittir cv dt sabit u artı du dv sabit sıcaklık dv sabit u olur. Bu sadece bir sayıdır. Ne olduğunu belirtmemiz gerekmez. Sadece sabit sıcaklıkta ölçülür. Bu ifadeyi düzenlersek du bölü dv sabit sıcaklıkta eşittir eksi cv çarpı dtu bölü dvu eşittir eksi cv kısmi türev sıcaklık bölü kısmi türev hacim u olur. Aradığımız değer bu. Bu değer ısı kapasitesine bağlı. Sabit hacimdeki ısı kapasitesine ve ölçebileceğimiz bir değeri. Hacmi genleştirdiğiniz zaman ne olur? Sıcaklık artar mı yoksa değişmez mi? Bu deneyi Joule yapmış ve gazın genleşmesi sırasında sıcaklığın artmadığını gözlemiştir. Ve buradan doğru olmayan bir sonuç çıkarmıştır. Ölçülemeyecek bu küçük değer için benim bilgime göre dt bölü dv sabit u da eşittir 0 demiştir. Buna göre bu değer 0 ise ve istediğimiz değerde bu değerle ısı kapasitesinin çarpımı olduğundan bu değerde 0 olur. Buna göre du sadece ilk terim olan cv dt'ye eşit olur. Bakın, bu bilimde almanız gereken önemli bir derstir. Bir gözlem yaparsanız, bir deneyi yapabileceğiniz en hassas bir şekilde yapmak suretiyle bir gözlem yaparsınız ve deney size gazın vakumda genleşmesi sonunda sıcaklık artışı olmadığını söyleyebilir. Bundan sonra ilk yapacağınız şey bir dergiye yazıp doğanın temel yasalarından birini bulduğunuzu söylemenizdir. Buna göre bu değişim sıfır olduğuna göre du eşittir c ve dt olduğunu önerirsiniz. Ancak ne yazık ki bizim eta j diye adlandırdığımız joule genleşme katsayısına eşit olan bu parametre tam olarak sıfır değil. Vakuma bir gerçek gaz genleşirse sıcaklık düşmekte. Bu çok ufak bir sayı. Ve ideal gazlar için eta J eşittir sıfır. Bu değer ideal gaz için kesinlikle sıfır. Tabii bunun ileride ideal gazın özelliklerinden kaynaklandığını göreceğiz. Ancak İmtihanlarda sorulan sorularda özellikle ilk imtihanda bu ifadeyi doğru kabul edeceksiniz. Yani U'nun sadece sıcaklığın fonksiyonu olduğunu kabul edeceğiz. Diğer parametrelerin nasıl değiştiği önemli değil. İç enerjinin
değeri sadece sıcaklığa bağlı olacak. Ancak bu yalnızca ideal gazlar için doğru olup diğer gazlar için de yaklaşık olarak geçerlidir. Öyleyse delta U tüm izotermal ideal gaz işlemleri için sıfıra eşittir. Tabii tüm gerçek gaz işlemleri için de yaklaşık olarak sıfırdır. Dolayısıyla herhangi bir ideal gaz değişimi için delta U eşittir integral CV T dt ifadesinden hesap edilebilir. Bir iş yapılsa bile bir önemi yoktur. Bizi ilgilendiren yegane şey sıcaklık değişimidir. Bu delta U'yu hesap etmenin basit bir yoludur. Tabii ki aynı zamanda birinci yasayı kullanarak Q veya W'de hesap etmenin de kolay bir yoludur. Delta U eşittir Q artı W olduğundan ve izotermal işlemlerde delta U eşittir 0 olduğundan Q eşittir eksi W olur. Tabii ideal gaz ve izotermal bir işlem için. Bu sizin hayatınızı büyük oranda basitleştirir. Pek fazla işlem yapmak zorunda kalmazsınız. Zamanımız doldu. Bir sonraki derste Mongi bu güzel konuya devam edecek. Teşekkürler.